Tabii size doğru gel. Evet, şarkı çok iyi, deşevo. Bunu önüne mi alsan? Evet. Bir de önüne al bunu. Pardon. Engelli arkadaşım. Ya bu da sana. Çağla ben de. Çok çiğne ben şarkı. Çağla ben de. Bir şey olsun. Herkesi değil. Fatih Bey'den olsun oluyorum. Ama ben size önden ışıkladım. Rica edeceğim. Alır biz onu. Teşekkür ederim. Bu kadar sohbeti de biraz fazla. Yeter artık ya. Buraya şey, görüntü verecek misiniz? Görüntü veriyor musunuz? Klip olacak. Ben? Tamam mıyım? Evet. Başlıyor muyum? Evet. Çağlar hocam. Merhabalar. Hayırlı olsun diyelim mi? Çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım bugün. Nasıl bir şarkı? Biraz böyle toksik ilişkiyi aslında anlattığımız bir şarkı oldu. Son dönemde böyle popüler kültürde mutsuz aşkların gündemde olduğu dönemde mutsuz hem cinslerimi yansıttığım bir şarkı yaptım. Aslında böyle anlatabilirim. Nasıl karar verdin böyle bir şarkıyı? Bizim böyle kız gruplarımız çok fazla mevcut. Ben de biraz yoğun bir kız arkadaş grubuna sahibim. Herkes bir gün olumsuz olaylar anlattı. Sonra da dedim ki bunu artık şarkı yapmamız gerekiyor. Herkes üzüntülü. Ve ondan sonra iki tane ekip arkadaşım var. Tuna ve Umut. Kane, Rudy diye geçiyordu. Beraber toplandık, şarkıyı yaptık. Deniz Kamboz'la Yager'de destek oldu ve bir anda böyle bir proje çıktı. Dedikodudan çıkan bir şarkı mı oluyor? Biz arkadaşların kendi aralarında. Kesinlikle öyle oldu. Hatta böyle hepimizin mutsuz olduğu, bütün ilişkilerden bıktığımız bir dönemdi. Ondan sonra çıktı diyebilirim. Aslında kadınların toksik ilişkilerini yansıttığımız, yani toksik ilişkiden çektikleri durumları yansıttığımız bir iş oldu diyebilirim. Bütün kadınlar için yaptığım bu şarkıyı. Son zamanlarda da kadınlar çok konuşuyor. Kesinlikle öyle. Sürekli magazinlerde de görüyoruz olumsuz ilişkiler, olumsuz durumlar. Biz de bıktık artık, mutlu olmak istiyoruz. Onlar için yazdım. Yani gerçekten tamamen onlara ait bir şarkı. Beklentimiz zaten Selin var, menajerim, Tutay abim var, ikisiyle beraber çok güzel bir yol alıyoruz. Güzel hedeflerimiz var. Özellikle 2023'te çok büyük projeler yapacağız. Fransa'yla bir şey planlıyoruz şu anda. Allah izin verirse Avrupa'da da çok güzel işlerimiz olacak. Bir önce bir şarkı daha yapmıştık. Evet. Onu saymıyorum. Çünkü bunu gerçekten mutfağında birebir arkadaşlarımla el emeğiyle yaptığım bir iş oldu. Diğeri biraz daha hazır bir işti ve beni yansıtmıyordu. Yeni bir başlangıç, bebeğim gibi oldu aslında. Saygınız gerçekten bunu tamamen kaldırıyor mu? Bu ilk şarkı olarak mı geçecek? Bu gerçekten tam olarak bana ait olan, yani dostlarımla beraber yaptığım ilk şarkı olarak geçecek diyebilirim. Çok arkadaşım, destekleşmeniz aslında seni yalnız bırakmıyorlar. Evet, ben 6,5 yıldır influencer marketing aslında alanındaydım. Hep mutfaktaydım, hep geri planda çalışıyordum. Ama ailemden bir müzik desteğim her zaman oldu, abim, annem, babam. Sonra da dedim ki bütün arkadaşlarıma ben bu işi yapıyorum. Sanatçı taraflarında da sağ olsun bütün popüler dostlarım bana destek oldu bu işte. Hepsi arkamda oldular. Dedim ki yapıyorum ve yaptım. Bugün de şansa yağmur var. Biraz yavaş yavaş geliyorlar ama çok hiçbir beni yalnız bırakmadı, çok mutluyum. Hangi tarafta daha ağır basıyor şarkı? Aslında şarkı biraz benim psikolojimi toparlayan, beni motivasyona daha yakın tutan bir taraf. O da başarılı olduğum bir taraf. İkisi arasındaki seçimlerimi ileride göreceğiz diyebilirim. Asıl işim reklamcılık tabii ki. Başka bir iş seçimlerim. Hayır, yani normaldeki mesleğim reklamcılık. Ama bu işte başarılı olursam, gidersem ki zaten üretmeye devam edeceğim. Bu işin de peşini bırakmayacağım. Şöyle bir şey, mutlu olduğum iş
iyi hissediyorum ben. Çok mutlu oluyorum bu iş yaparken. Umarım hayallerim var, gerçekleşir. Güzel hayallerim var müzik konusunda. Umarım gerçekleşir. Tekrardan hayırlı olsun. Ben çok teşekkür ederim buraya kadar zahmet ettiğiniz için. Çok mutlu oldum. Hayır, sağ olun. İrem Hanım buradayız. İrem Hanım buradayız. Evet, İrem Hanım. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Çok güzel bir defile, güzel bir akşam. Neden söylemek istersiniz? Valla henüz defile başlamadı ama bunun heyecanını biz de gençler gibi yaşıyoruz. Gençlerin hayalini gerçekleştirip bunun karşılığını alacakları gecede onlara destek olmak için geldik ve ben de onların heyecanına ortak oldum. Bakalım yani inşallah çok güzel şeyler bizleri bekliyor diye düşünüyorum. Şöyle bir backstage'in kapısından içeri girdim ve gerçekten çok enteresan ve çok güzel şeyler var. Çok heyecanlılar. O heyecanı da çok iyi anlayabiliyorum. Başarılar diliyorum hepsine. Peki bunun için siz neler yapıyorsunuz? Yürek çıkmaz edici çok iyi gidiyor. Evet. Çok güzel bir karakteriniz var. Neler söylemek istersiniz bunlar? Her yerde aynı şeyi söylüyorum. Gerçekten çok mutluyum. Set çok güzel. Yönetmenimiz Serdar ve Senem. Çok keyifli vakit geçiriyoruz. Bütün oyuncu kadrosuyla çok keyifli vakit geçiriyoruz. Alp gerçekten geçen benim aklımda çok güzel şeyler söylemiş. Ben de aynı şeyleri söyleyeceğim onun için. Çok güzel bir senaryoyla ilgili alışverişimiz var. Çok kibar bir insan. Çok güzel bir yüreği var. Onunla her detayı konuşup sahneye o şekilde çıkmak çok huzur veriyor. Aynı şekilde Serdar'la, Senem'le de öyle hani bu alışverişi sağlamak, ekiple öyle bu alışverişi sağlamak, huzurlu bir ortamda çalışmak harika bir şey. Siz de zaten aksine iddia edemezler. Çok iyi bir oyuncusunuz. Çok teşekkür ederim. Karakterinizden biraz bahsedecek olursanız nasıl bir karakterde izliyor insanlar sizi? Yani karakterinizi oynarken siz nasıl duygular yaşıyorsunuz oynarken? Yürek çıkmazı gerçek bir olayın... Aslında olayı ters bir şey anlatıyor. Bir dizi. Evet. Hı. Ve hani acaba bunlar büyüseydi hayatlarında ne olurdu'nun aslında bir şeyi. Ve Zeynep çok inatçı ve karşılaştığı bir insanın ölümüne sebep olan bu şeyi bir şekilde çıkartmak istiyor. Yani bunun öldüren kişinin yanında kar kalmasını istemiyor ve bu davanın peşini bırakmak da istemiyor. Ve bunun kadar güçlü bir kadını oynamak hani benim çok hoşuma gidiyor. Zor oluyor mu peki? Yani gerçek bir olayı anlatıyor olmak ve bunun hala günümüz dünyasında dünyanın her tarafında yaşanıyor olması çok üzücü. Yani kadına şiddet, çocuğa şiddet, hayvana şiddet hala bir şekilde yaşanıyor olması ve bunu duyuyor olmak, bunu biliyor olmak, bunun yapılıyor olması gerçekten böyle insanlarla yaşıyor olmak sanırım çok sinir bozucu bir şey. Yani bir insan aklından nasıl bir öyle bir şey geçiriyor, nasıl şiddet uygulayabiliyor, nasıl birine zarar verebiliyor hiçbir zaman aklımın içinde sığdıramayacağım galiba. Ve hani bunu bir şekilde anlatıp bunun mücadelesini vermeye çalışıyor olmak umarım bir şeyleri değiştirir. Peki siz kendi hayatınızda şiddete, fiziksel, psikolojik şiddete maruz kaldınız mı hiç? Çocukluğunuzda, gençliğinizde? Hepimiz kadar ben de kaldım. Yani özellikle psikolojik şiddete çok çok defa maruz kaldım. Bazen fark edemiyorsun çünkü. Öğretmeninden görüyorsun, çalışma arkadaşından, birilerinden, sokakta başka birinden, mutlaka etrafındaki herhangi birinden psikolojik, belki de geçmişte baktığınızda bizde fiziksel bir şiddet de vardı okul hayatımızda. Hani ya bunu böyle hani şey çok büyük bir şeymiş gibi anlatmayacağım ama hani hepimiz bir şekilde yaşadık çocukluğumuzda belli şeyler. Şimdi ardına baktığında evet bunlar çok kötüymüş gibi geliyor ama yaşandı. Şu anda artık bunları mahal vermemeye çalışıyorum tabii ki. Yani buna susmamaya çalışıyorum. Buna karşı çıkmaya çalışıyorum. Hayatımda
böyle bir şiddet uygulayacak birinin hayatımda olmamasına gayret ediyorum. Anladım. Biraz da güzel şeyler konuşalım o zaman. Yolaç Bey'le de güzel. Çok ciddi oldum evet, ya. Evet. Ben de ter bastı bana da. Yolaç Bey'le de çok güzel giden bir ilişkiniz var. Neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Yani şu an her şey çok yolunda gidiyor. Güzel gidiyor. Beraber vakit geçirmeye çalışıyoruz. Dizinin ve onun işinin arta kalan zamanlarında. Güzel bakalım. Yani iyiyiz. Böyle görüşemeyince sorun yaşıyor ilişkilerinde. Siz de yaşıyor musunuz? Yani set dışında set zaten hep beraberiz. Arkadaşlarımız çok ortak. O yüzden yani bizim böyle bir sıkıntımız yok. Yani bu bize kalan vakti iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Hani o taraflara takılı kalırsak devamlı sorun çıkar diye düşünüyorum. Biz iyi tarafından bakıp ne güzel vakit geçiriyoruz. Beraber daha güzel gün geçirelim diye bakıyoruz. Peki bir evlilik teklifi olacak mı? Bekliyor musunuz? En son bekliyordunuz ama galiba. Bize de söylemiştiniz, röportajı da ben yapmıştım sizinle. Bakalım. Hayırlısı olsun diyelim o zaman. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Aynen. Sen şeyi yap. Kardeşim şunu alayım. Bir fotoğraf alabilir miyim?